Allah Azze ve menbaından çıkmış olan şeyi sürahiler üzerinden yaydırıyorsa cennet mekanında dahi ibrik dediğimiz mesele ilim anlamına gelir. Çünkü ağzı dar, kapalı ve içinde ne olduğu bilinmeyendir. İçi doludur ve dolu olan şeyin içinde ibrikte ne olduğunu bilemezsiniz. Baksan bile içi karanlıktır ama sürahi görünendir. Öyleyse buradaki ibrik işari manada Dünyadan ahirete ya da ahiretten dünyaya geçirgenliği olan, ağızda saklanarak korunan, ağızdan dile dökülmeyen ilim anlamındadır. Sürahi ise dünyadaki nimetlerdir. Çünkü ibrikte ne varsa sürahiye dökülmüştür artık. Dünyadayken yenilebilir ve içilebilir hale getirilmiştir. Şimdi buradaki kadeh ise şahsa özel olan ve cennette kendisine vaat edilendir. Zira Cenab-ı dolu kadehlerden bahsediyor. İbrik dolu demiyor. Sürahi dolu demiyor ama kadehlerin dolu olduğunu işaret ediyor. Vakel sen doldurulmuş, ağzına kadar doldurulmuş olan, tam doldurulmuş olan diyelim daha doğrusuyla, ağzına kadar değil, tam doldurulmuş olan kadehlerden bahsediyor. O da şahsı özel, özel cennette vaat edilendir. Şimdi kader hükmüne gelmeden önce işareti tefsirinde beyan ediyoruz. Menba-ı cennetten olmayan ma'in, menba dense de ihtiyaç maddeleri olup zekat sadaka ile beraber anılmaktadır. Yani bir şeyin menba olabilmesi için bunun öncesinde bir kaynağının olması gerekir. O kaynaktan fışkırır gelir. Yani insanın yeryüzünden cennete giderken cennette kendisine ayrılmış olan menbaanın ibriyi sürahisi kadehinden içebilmesi onun yeryüzündeyken insanlardan saklı olarak vermiş olduğu sadaka-i ile sadaka ile zekat ile beraber olmaktadır. Yani büyüklerimizin daha doğrusu İslam kültüründe özellikle sadakanın, zekatın gizliden verilmesindeki bahis el menba ifadesiyle saklılık ve gizliliğin bu dünyada yapılırsa cennette de karşılığında o gizli menbaalardan işilebileceğine işaret telkin eder.